Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA Draft'ı ve Draft etrafında e, yaşanan gelişmeleri konuşacağız Kaan abi. Ki aslında daha fazla gelişme bekleniyordu. Yani bizim bu programda daha fazla hamle konuşma hevesimiz vardı. Çok fazla iddia çıktığını, 100 tane haber yapıldı, 100 tane kaynağı haber salındı. Ki burukların etsi de e, bir ufak konuşuruz programın içerisinde bir yerde. Orada bir şey olmadı ama dedikodular çıkıyor. Ama temelde tepedeki 3 oyuncunun nasıl şekilleneceği Draft'ın en önemli sorularından biriydi. Ki son 24 saate girilirken hatta son bir haftaya girilirken işte bunun Cabal ismi Chet Holmgren ve Paolo Bancaro olacağı konuşuluyordu. Fakat dün ilginç bir şekilde ki Paolo Bancaro'nun bile son dakikada bundan haberi olmuş. Yani menajeri eski basketbolcu. Las la olmuş ama. E, Mike Miller ona söylemiş son anda. Yani hazır ol demiş bir numara olacağını. Orlando Magic bir sürpriz yaptı ve Paolo Bancaro'yu seçti. Oklahoma City Thunder'ın zaten Chet Holmgren'i seçeceği belliydi ve bir anda Cabal ismi Rockets Bancaro'yu hazırlanırken Rockets'a düştü. E, Tepe'den başlayalım istersen ve genel olarak bir draft sohbeti yapalım sadece birlikte. Ee, daha NBA finali yani e, kutlamalar bile yeni bitmemişken e, geçmişe hemen defteri kapatıp geleceğe Kesinlikle. bakıyoruz. Yani draft açıkçası takımların geleceği için en önemli gün. Yani işte 1 Temmuz'da mali yıl bittikten sonra hani e, gerçek son bittikten sonra tabii ki takaslar vesaire de olacak ama e, esas yani özellikle yeniden yapılanan takımlar için ki yeniden yapılan değil... E, Belli hamle yapmak isteyen takımlar için yani kısa ve orta vadeli hatta uzun vadeli tabii ki geleceğin en çok planlandığı gün bugün ve tabii ki ilk üç sırada yani tepelerdeki seçimler doğal olarak ıı, yeniden yapılanan ve ıı, geçtiğimiz sezonu çok başarısız olarak bitirmiş olan takımlar için ıı, çekirdeği parça eklemek üzerine kuruldu. Yani asıl hikaye çekirdeği parça ekleyebiliyor musun, ekleyemiyor musun ve hani bunu tabii draftın en üst sıralarından daha iyi bir yerde yapamazsın. Yalnız şimdi bu drafta baktığınız zaman zaten sezon boyunca söyleniyordu çok zayıf bir draft olacağı. Gel yani sezon içinde o kadar da zayıf olmadığı, e, en azından belli bir derinliği olan bir draft olduğu söylemlerine vardı. Mesela geçen seneki draft için çok iyi deniyordu fakat sezon ilerledikçe o kadar iyi olmadığı fikrine kapılmışlardı. Senin de söylediğin gibi bu üç sıranın ilk 3 olacağı daha doğrusu Chet Holmgren'in ikinci sıra seçileceği hemen hemen kesin gibiydi ama 1 ile 3'ün yeri ciddi anlamda sürpriz oldu. Bir gece önce bu arada Las Vegas'ta oranlar acayip değişti. Birilerinin herhalde kulağına kar suyu kaçmış. Ama şöyle söyleyelim Orlando o kadar Jabari Smith'e odaklıydı ki hatta belki de Chet Holmgren de olabilir deyip hani belki de Oklahoma City ile bir takas da düşünüyorlar. Yani Oklahoma City'den bir şey daha alıp hani değiştirmeyi Paulo Bankero'yu özel idmana bile çağırmamışlar. Yani konuşulmuş bir ama ne resmi bir tanışma ne resmi bir workout yani idman evet, yapılmamış. Evet. Şimdi o resmi idmanlarda ne yapılıyor diyebilirsiniz. Aslında hiçbir şey yapılmıyor. Yani dostlar alışverişte görsün yapılıyor. Sonuçta oyuncunun e, dün şey de demiş Troy Weaver da de demiş galiba. 200 saat filmini izliyoruz oyuncunun. Yani maç görüntülerini izliyoruz. O bir saatte yapacağı bizim için belirleyici olmuyor ama ne olursa olsun yani birinci sıra seçimiyle bir tanışma ve resmi idman yapılmaması sı sıra dışı bir olay. Ya yani resmi idmandan öte oradaki şeyler çok daha önemli oluyor. Ee, ne derler iş görüşmesi gibi yani hı hı. oyuncunun genel yaklaşım mesela Greg Popovich hep şey der. Yani biz o tip konuşmalarda oyuncunun kendi kendini ne kadar ciddiye aldığına bakarız. Bunlar çok önemli şeylerdir falan diye. Hani oyuncunun yaklaşımı, otoriteye karşı yaklaşımı, O kadar soru taresi... sorulur ki bu arada. Otorite... O belki bilmeyen seyircimiz vardır. Bu işte en son Michael Lewis'in Undoing Project kitabı çıktı. Orada bir bölüm var. Daryl Morey Houston Rockets'ın nasıl draft görüşmeleri yaptığını anlatıyor. "Karnab sana şeyi soruyorlar mesela. Neden mavi giyiyorsun?" Hani mavi giymen yani en basit senin karakterini en çok açığa çıkaracak her türlü konuya kadar giriliyor. Psikolojik test yapılıyor. Aynen. Bu askeri okul sınavları gibi eski. Ve hatta daha beter yani psikolojik sorgu gibi abi. En basit yani işte niye mavi giyiyorsundan psikolojik bir çıkarım yaptım kendini nasıl ifade ediyorsun Yok, tabii. zor durumda nasıl ayak şey yapıyorsun reaksiyon görüyorsun vesaire vesaire gibi şeyler. Bankero görüşmemişlerdi bile ama son anda banki bu arada Bankero da tarihin en unutulmaz bir numaralarından biri olacak. Öyle bir kıyafet seçmiş ki <laughs> yani nasıl bir moda anlayışı varsa ve bir numara seçildi. Ya açıkçası ya ben drafttan önce hep söylüyorum yani çok oyuncuları takip etmiyorum geniş ama drafttan önce bakıyorum hani ne gördük? Ya bu draftta gerçekten çok öyle öne çıkan yani sonuçta draft bir şey pozitif bilim değil yani her bir takımın 10 milyon doların üzerinde bütçeleri ve gerçekten çok çok değerli sadece teknik ekibi değil özel scout oyuncu geliştirme uzmanları var sadece Amerika'da değil dünyanın her yerinde onlarca oyuncu geliştirme milyon dolarlar harcıyorlar ve bunun ne kadar büyük hatalarla bezeli olduğunu da görebiliyorsun ama dışarıdan baktığım zaman yani bu oyunculardan hiçbiri evet çekirdek olabilecek bir sürü oyuncu var. Ama hani sürükleyici olarak en azından o şeyi ışığı daha az gösterdiler gibi. Mesela Paula Bancaro ilk numarada bir numarada seçildi. Fiziği falan çok uygun. Diğer Poplar. ikisine göre onun sürükleyiciliği biraz daha fazla bence. Çünkü temel bir skorer ve kanat pozisyonunda oynuyor. Ve işte zaten bu draftta daha doğrusu son 3-4 senedir bu iyiden iyiye belirginleşti. Bu draftta artık iyice kesinleşmiş durumda. Abiciğim en büyük değer artık NBA'de fizikli kanat. Fizikli kanat. Bu bir, bir numaralı geçer akçı. Yani ondan daha değerli bir şey yok. En çok değer kaybeden de çember, sadece çember savunucular. Çember savunucular Sadece çember savunucular. Bir zamanlar bunun tersiydi. Bunlar 15 yıl önce... Uzunlar draft Uzunlar. Çemberi savunuyor musun abi? Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Yani yürüyebiliyor musun? Çemberi yani blok yapabiliyor musun? Bu bir numara seçilmenin için yeterliydi. Şimdi ya basketbolun ne kadar değiştiğini en büyük göstergesi. Tamamen terse dönmüş hikaye. Yani. Bunlar en değersiz oyuncular. Yani en değersiz demeyelim de en çok kolay bulunabilen ve açıkçası e, geleceğe yatırım anlamında çok az e, önem verilen oyuncular. Başka yeteneklerle birleştirirsen ayrı konu. Sadece bunu yapabiliyorsun. Mesela bunun en önemli örneği Mark Williams bence. Yani bu draft seçiminin en önemli çember savunucusuydu. E, ve... Charlotte'ın anormal ihtiyacı olan bir pozisyon. Charlotte onu 15. sıradan rahat rahat seçebildi. Hatta 13. sırada da elindeydi. 13'ten seçmeye gerek duymadı. Onu takasta kullandılar. 15. Sıradan Ama sebebi de çok basit biliyorsun değil mi? Cleveland <laughs> 14'te olduğu <laughs> için yani Cleveland'da zaten milyon <laughs> tane uzun var. Zaten Aynen uzun öyle seçmezler diye çok mantıklı. Aynen, onu seç 15'e bırak uzunluğa. 13'te de güzel bir takas fırsatı da buldular. Aynen. İşte Jalen konuşuruz. Böylece 15'ten Mark Williams'ı alabildiler. İstedikleri oyuncu. Eski yani 10 sene önce olsa bu draft Mark Williams'ın ilk 4'ün dışında falan seçilme ihtimali yok yani. Muazzam bir çember savunucu yani 2-15 acayip bir blok oranı falan filan var ama o kadar yani onun dışında pek bir şey göstermediği için hani Charlotte 15'te seçmese ilk turda ilk turun dışına bile düşebilir yani bu kadar. Tekrar başa dönersek şimdi Jabari Smith ve Paula Bancaro bunları en iyi karşılayan oyuncular. Aralarında çok önemli bir fark var. Uzun süre Jabari Smith bir numaradaydı. 1 ile 3 arasında değişiyorlardı. Ee, Jabari Smith çok daha net bir Ve bu fizikli kanatlarda iki tane çok büyük belirleyici var fizik güçlü olacak, fizikle oynayabilir. Bir, topla oynayabiliyor, yaratabiliyor mu? İki, net şut sokabiliyor mu? Bunları en çok ayıran bunlar. Bankero topla çok daha fazla oynayabiliyor, pasör dribbling yapabiliyor vesaire. Fakat şutu çok istikrarsız. Fena yüzdesi fena değil ama seyrettiğin zaman bakıyorsun hiç temiz bir şutu yok. Yani Hatta uzak ikiliklere çok daha rahat atlığı belli. Zaten orta mesafe. Yani biraz böyle old school bir oyun stili var onun. Mesela şey üçlüklerini çok... bazen gördüğünde şey hissediyorsun. Yani çirkin görünüyor bazen çirkin o şut. Çirkin görünüyor. Çok kötü kaçıyor mesela. Mesela Caber'in şutu değil. pürüzsüz. Caber'i şey akıyor ya evet. akıyor. Fakat Caber de hiç topla bir şey üretemiyor. Yani iki dribbling ikinci dribbling yapamıyor. Topla hiçbir şey üretemiyor. En azından şimdilik bunlar. Çok genç oyuncular. Tabii ki. Bu aradaki seçimi Bankero'dan yana kullanmayı tercih etti. Yani şut mu topla üretmek mi Topla üretme tarafını daha çok şey yaptı. Bu arada Bankero'nun şutu çok kötü değil ya da Caber Smith hani topla oynamayı daha çok öğrenebilir. Yani çok akıcılığı var çünkü o akıcılığın içinde öğrenirsin. Ve bu seçimi yaptılar. Arada tabii Oklahoma City Pokushevski'nin Amerikan versiyonunu aldı. Evet yani şöyle söyleyeyim ben Sam Presti ben geçen sene o için söylemiştim. Toronto Scotty Barnes'ı laboratuvarda yaptı diye. Sam Presti'nin laboratuvarda ürettiği bir oyuncu. Chet Holmgren'le OKC kadar birbirine yakışan çok az çift vardır. Yani mesela Chet Holmgren'in de bir sürü sorununu görebilirsin ama Sam Presti'nin basketbolda ne düşüncesi varsa işte acayip freak böyle ...sıradışı bir vücut dışarıdan oynayabilen bir sıradışı vücut en önemlisi. Şut atabilen, pick and pop oynayabilen ve çemberi savunabilen bir oyuncu. Yani Rudy çember savunuculuğunun bir kısmını veriyorsun. Diğer tarafta gidiyor üçlük atıyor bu oyuncu ve top hakimiyeti var. Çok sıra dışı bir oyuncu. O yüzden OKS'nin çok tercih ettiği bir oyuncu oldu. Amerikan modeli ya işte. Ve daha iyisi. Çok daha iyisi. Yani teorik olarak öyle en azından görüyorum. Pukşevski zaten çok hamdı gelir. <laughs> Ama abi Pokuşevski'de, de Chet Holmgren'de 2.15 boyunda ikisi de 85 kilo abi. 85 kilo nedir ya? Abi 2.15 oyuncunun 110 ve üstünde kilo olmasını beklersin. Ki hele yani tamam zaman içinde NBA'de tabii ki kuvvetlenir. Biraz daha kilolu zaman. Abi 85 kilo Bu şey demek. Hani şimdi ince olmakla zayıf olmak aynı şey değildir abi. Bunlar çok, iskelikleri çok ince oyuncular. Ve do, o yüzden, yani Chad Holmgren zaten topla çok e, akıcı, topla çok oynayabiliyor, şutu var. Mesela. Açık alanda koşabilmesi çok Açık önemli. Alanda önemli. Yani, yani transition'ı tek başına savunmadan ucuma dönüştürebiliyor. Yani sadece bunlara bakarsan zaten şey dersin yani, yeni Anthony Davis geliyor dersin. Yani hani NBA'nin kaderini değiştirebiliyor fakat bu kadar ince olduğu zaman sağda nasıl barınacak? Sakatlık riskini falan bir tarafa bırakıyorum. Abi NBA'de herhangi bir oyuncuya çarpıştığı zaman nasıl dengede kalacak. Yani, yani şey. kolejdeki mesela atıyorum biraz maçlarını görüntülerini izlediğinde ilk başta insanın gözü alışmıyor. Bir noktadan sonra Çetomgren'e bir aşinalık geliştirebiliyorsun. O sıra dışılığı kabul edebiliyorsun. Ama ne kadar temas edebileceği önemli olacak burada. Yani insanların düşündüğünden daha güçlü bir oyuncu gibi görünüyor kanal. Mesela Pokuchevski öyle bir oyuncu değil. pokushevski dağılan bir oyuncu. Birçok oyuncu dağılır zaten bu fizikle. Ama mesela Çetomgren'e baktığında o kadar dağılmıyor insan düşündüğü kadar. Hani seni birebir de, de geçmiyor. Yani transition bulamadığında mesela yarı sahada tek başına yaratabilecek bir oyuncu değil o fizikle. Ve şu anki top hakimiyetiyle. Çetongren'in en büyük farkı Çetongren zihinsel olarak acayip güçlü. Çok rekabetçi belli oluyor. Acayip. Röportajlarından da belli yani oluyor. Yani Embiid'le birebir kalsın ölene kadar boğuşur. Yani şey gibi söyledi Asla sinmez. Yani ringe çıksınlar iki yumrukta belki Nakalt olmadan, nakalt olmadan kabul Ki duyamaz. çok önemli Bırak bir şeydir asla. o. Oyuncular da çok bakılır ona. Mesela sorduklarında en iyi oyuncu ben olacağım diyor. Şimdi en iyi oyuncu olamaz tabii ki. NBA'nin en iyi oyuncusu olacağımı hedef koymuş kendine. Çok zor bir hedef bu. Ama oyuncunun bunu düşünmesi kötü bir şey değildir. Ve bunu savunmaya yansıtması çok acayip. Yani savunmada acayip rekabetçi ve pozisyon bilgisi çok üst düzey biri. Tabii ki ince ama pota çevresi de o kadar uzun ki pozisyonunu kaybetse bile kolu bir şekilde müfettiş gadget gibi çıkartıp seni engelleyebiliyor. O yüzden yani çok garip bir seçim onların arasında. Ee, ama ben açıkçası bu üç oyuncunun da belli alanlarda çok önemli aşamalar kaydetmeden Evet çekirdek parçalar olabilirler yani potansiyelleri var ama çok sürükleyici parçalar olacak. Takım bazında düşünürsen burada Orlando bence kendisi için mantıksız bir seçim yapmadı. Ya zaten de, onların de, öyle bir önce ihtiyacı var. Zaten Bankero ile Jabari Smith arasındaki seçim şut mu toplu oynamak evet. mıydı? Şimdi Wendell Carter Jr. ve Franz Wagner'e sahip olduğunu düşünürsen onların arasına yani şütör her zaman değerdir. Ama garblarla birlikte çünkü Franz Wagner de Wendell Carter Jr topla biraz oynayabiliyor ama çok fazla öyle bir ile bir kanattan üretici aldığı zaman bir de düşünsene abi Bankelo 29. Şey 210 Franz Wagner, Wendell Carter. Yani üç, acayip bir üçlü yaratabiliyorsun. Bir de unutulan bir oyuncu var orada yıllardır sakat olan. Jonathan Isaac var. Yani Garden'da Markel Fultz'la Cole Aslında fena bir çekirdek yok burada. Ana parça Art arıyorsun buraya. Kötü bir sezon geçirmiş olmasına rağmen James var. var. Ve yani Franz Wagner'la Paolo Mancura gerçekten çok iyi iki forvetler Kaan abi. Ve yani, dağ gibiler abi. Evet onların yanına bir beş numara işte Wendell Carter'ı koyuyorsun. Ki belli beşlerde Franz Wagner'la Banker Öden yan yana oynatırsın. Tabii, beş ve tabii arada. Yanlarına Jonathan Isaac koyarsın. Isaac zaten sana pota koruyuculuğu getirir. Şimdi onun yanına Fultz'u, Saks'ı, Cole koyduğun zaman ilginç bir çekirdek var burada. Doğru. Yani buradan bir şey çıkabilir. Houston tarafı ilginç. Ya Houston tarafında da Jalen Green ile Jabari Smith aslında iyi yan yana oynayabilecek oyuncular. Kesinlikle. Mesela Banker Jalen Green biraz birbirlerinin toplarını ezebilirlerdi. Bu işlerin en karlı Houston çıktı. Ama burada da sorun şu olacak. Yani şimdi Alperen'e daha fazla dakika vermek istiyorlar. Daha sonra konuşacağız Chris Chimbut'la tekrardan ama Alperen e dakika vermek istiyorlar Kaan abi. Jabari Smith var. Jalen Green var. Çekirdek bu. Yanlarında Tate gibi bir savunmacı var. Şimdi Kevin Porter Jr. topla oynayacak mı? Yoksa Green ve Jabari üzerine bu takımı kurabilecekler mi bu sezon? O çok önemli. Vallahi birazdan takastan bahsedeceğiz. Takımı tamamen sıfırlama yani. Genç oyuncular üzerine kurmaya ve Kevin Porter Jr.'ın çok uzun ömürlü olacağını zannetmiyorum ben Hı -hı. Yani Kevin Porter Jr.'ın olgunlaşması 2-3 senede olacak şey değil. Yani Çok fazla e, çatlak yani. yani. Ve çok yetenekli bir oyuncu ama bunu performan, yani yetenekle beceri arasındaki fark olur. Yani beceri sıfır ve çok dağınık yani. Ee, ama Jalen Green'le Jabari ismi çok iyi bir kilo olabilir. Artı e, 17 sene de altları iyisin yani de onların savunma tarafı. Yani hmm. savunma tarafı çok güçlü bir gardı olduğu için. işte Josh Christopher geçen seneki 3 tane draft taklar Josh Christopher falan da düşündüğün zaman aslında güzel bir genç kombinasyon yakalamış durumda. Çok gençler ama işte Chris Chambord'u takas ettiler. Bence Kevin Porter Jr.'ın da ömrü çok fazla olmayacak. Yani karşısında onun yeteneklerinden etkilen bir takım mutlulukları anında takas edecekler. Ve ellerinde ne olacağına bakacakları, işte Jabari Smith ve Jalen Green gibi iki tane ilk üç sıradan seçilmiş potansiyeli yüksek. Özellikle Jalen Green'in potansiyeli daha yüksek. Ama ona ulaşma ihtimalleri hala soru işareti ikisinin de. Ama işte Alperen gibi, Eason gibi, Josh Christopher gibi, savunma tarafında işte Tate zaten ellerinde ama Tate de muhtemelen takas edebilirler. Ama güzel bir genç çekirdek buldular ve bunların gelişimlerini izleyebilecek noktaya Ve James Harden, yani bu takımın 2010'ların ikinci yarısında yani James Harden döneminde ne kadar bugüne yatırım yaptığı düşünülürse ve ne kadar gelecekteki bütün draft haklarını verdikleri düşünülürse yani bütün geleceği ipotek etmelerine rağmen o ipotekten muazzam çıkmış durumda üstü. Ve Brooklyn Nets tamamen dağılırsa gelecekte de Brooklyn Nets'le yaptıkları takastan evet. gelecek çok fazla draft hakları olacak onların. Yani bugüne bu kadar yatırım yaparsan daha sonraki 5 seneyi tamamen ipotek etmiş oluyorsun ve resete basmak yani enkaz kaldırmak bile 3-4 sene sürebiliyor takımlar için. Burada Korkunç bir enkaz varken yani gerek Russell Westbrook takası gerek Chris Paul takasında başına gelenler Arden'ın yanına yardımcı olacağız diye yaptıkları hamleleri düşünürsen... E... iyi geri döndüler orada. Çok iyi geri döndüler. Ve yani mesela Alperen için de ilginç olabilir. Alperen'i biraz pasör olarak kullanabilirlerse mesela Jabari Smith'in oradaki şutu inanılmaz kilit çözebilir ve alan paylaşımı anlamında Kevin Porter Junior'ı biraz kısıtlayabilirlerse kana abi aslında Silas'ın istediği ya boyalı alan ya da üçlük atan takım yani analitik açıdan da gelişkin takımı yaratabilirler. Buradan şeye geçelim mi? Draft'ın diğer hamlelerini Bilmiyorum. yoksa Bankero tarafına dair bir şeyler daha söylemek Yok. ister misin? Sen biri kimi kim seçerdin bu arada? Orlando'su kimi alırdın? Ben Bankero'yu alabilirdim. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben Orlando'nun yerinde olsam ya da ilk üç... Jabari yani Smith için biraz farklı düşünüyorum ama ben kesinlikle takasla, da, takasla ilk, yani o oyuncuları daha çok sevilen oyunculara verip be, e, benim gözümü kestirdiğim başka bir oyuncu. Aşağı inmeyi tercih eder Ki onlar bence aşağı inmek istediler ama Rakıts'la o hamleyi yapamadılar muhtemelen. Olur. Yani Rakıts'ın yerine inip bank, e, Banker'ı orada almak istemişlerdir. Olabilir muhtemelen. Ben daha da aşağı inmeyi tercih ederim. Hı -hı. Yani bu üç oyuncunun herhangi biri için e, yani şöyle, mesela yedinci çok takas etmek istiyordu Portland Hı -hı. ama Portland'ın istediği hazır oyuncu ellerinde değildi. E, ama bir üçlü takas düşünebilselerdi. Bir numarayı çok mesela Bankero veya Jabari Smith'i çok seven birine verip iki tane karşına draft hakkı alıp yani biri Portland'ın bir de ekstra draft hakkı alırsam mesela 10. sıra falan gibi ben öyle bir şey yapardım. Tabii zor. Birinci sırayı takas etmek çünkü, zor. Çünkü ilk üç sıranın dışında yani bu ilk üç sıraya eğer çok inanmıyorsan ki ben çok inanamadım açıkçası. ilk üç sıranın dışında çok ilginç, daha riskli ama gerçekten sürekli olarak yüksek oyuncular var. Ben bankeri alırdım ama yani on, mesela en çok burada inandığım savunma anlamında savunmayı yani en çok başarılı olmasını istediğim home ground ama çok daha zor bir yolu var onun. Tavanı çok daha ilginç onun ama uy alabilirdim Orlando'nun ihtiyaçları düşünüldü. İstersen o zaman diğer tarafa geçelim. Geçelim. Yemek sepetinde ikiye bir kampanyası devam ediyor. Şimdi yemek sepetinden vereceğiniz 40 TL üzeri 2 yemek siparişinize, 3. siparişinizde geçerli 40 TL hediye. Hemen siparişinizi verin, bu fırsatı kaçırmayın. lezzetli tercihleri konuşacağız bu bölümde. Ee, bizim draft gecesinden sevdiklerimizi. Kanap zaten draftla ilgili şey deniyordu. Draft dördüncü sıradan başlayacaktı. Evet. Ve Sacramento'nun tercihi orada bir domino taşı etkisi yarattı. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Onların Jaden Ivey'i seçip seçmeyeceği soru işaretiydi ama Fox ve David Mitchell temeli varken onların yanına Jaden Ivey'i almak yerine daha tamamlayıcı bir forvete Keegan Murray'e daha hazır ama tavanı daha düşük bir önceye gittiler. Şaşırdım mı bunu? Sacramento olduğu için şaşırmadım. Hı -hı. Ama yani şöyle bakıyorum draftta tabii ki yani dediğim gibi draft bir pozitif bilim olmadığı için hani bu oyuncu iyidir bu oyuncu kötü demez. Ama herkes hemen hemen kendi hedefleri doğrultusunda belli bir mantıkta, belli bir dengede, belli bir formülde iyi işler. Abi Keegan Murray nedir ya? Yani Sacramento hariç herkesin yaptığını yani belli bir mantığı var. Ama Keegan Murray nedir ya? Ya şöyle, Keegan Murray 5 numara oynamayacaksa oynayamayacak demektir abi. Şş. Şöyle abi, yani mesela ben atıyorum Keegan Mernin şutuna güveniyor olabilirler. Biraz top hakimiyetine, savunmasına güveniyor olabilirler ama orada şöyle bir durum var bence. Onlar senle daha önce de konuşmuştuk. Playoff'a gitmek istiyorlar. Yani play'ine gitmek istiyorlar hatta. Play playoff'a gitmek istiyorlar. O yüzden Fox Sabonis çekirdeğinin yanına bir tane daha tamamlayıcı parça aldılar. E, yaptıkları hamlenin temeli bu. Yani Jaden Ivey ile tavanı oynayabilirlerdi, kumar oynayabilirlerdi ama işte Fox'la Jaden Ivey'nin olmayacağını düşündüler. E, o olmasın. Çok kısa sürede takas edersin abi. Jaden çok daha beğenen takımlar var. Yani sezonun ikinci ayında takas edersin. Hı hı. İlla şart değil. Yani sen iyi oyuncuyu al. Çünkü Kegan yani bu seçimi yaptığın anda o seçimin değeri düşüyor bir kere. Yani ondan daha potansiyel oyuncu yani en iyi oyuncu draft ne olursa olsun eğer şampiyonluğun sen gibi, kapasiteye inanıyorsun potansiyele inanıyorsun. Şöyle draftta şampiyonluğun bir adım mesafesinde değilsen abi en iyi oyuncu alacaksın. Çoğu takım ona göre yapıyor da bazıları yapmıyor. Abi çünkü orta vadede bunu değiştirebiliyorsun. Diğer türlü en değerli oyuncu amasamın değiştirme ihtimalin ya da değiştirince yap, alacağın karşılık çok çok daha düşüyor. Kevin Murial'da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah istediklerini alırlar. Ee, bu işi en çok Detroit e yaradı. Ve Detroit açıkçası biraz evvel Orlando için hmm. pardon Houston için söylediğimizde benzer. Onlar tabii öyle büyük bir hafriyat yapmalarına gerek yoktu ama iki sene önce reset tuşuna bastıktan sonra şu anda gelecek 5 yıl için en ümitli, en Göz, gözleri pırıl pırıl parlayan takıma dönüştüler. Yani Troy Weaver'da bunu tebrik etmek lazım. Ben yani Mason Plum ve Jeremy Grant hamlelerinin hiç doğru olmadığını yani en azından mantıklı olmadığını hmm. düşünüyordum. Mason Plum'dan biraz bedel ödeyerek kurtulmak zorunda kaldılar ama Jeremy Grant'i özellikle Jeremy Grant'in hmm. performans sayesinde artı bir değere dönüştürdüler. Ve iyi bir hamle. İşlerine yaptı. yaramamasına rağmen. Yani evet. onların amaçlarına hizmet etmemesine rağmen Bak, bak biraz işte draftta en iyi oyuncuyu seçmenin anlamı bu. Jeremy Grant onların belki amaçlarına hizmet etmedi. İyi oynadı. Kimse yanlış anlamadı. Beklentilerin çok üzerinde. Benim de beklentilerim çok üzerinde oynadı. Ama onların amaçlarına hizmet eden bir şey değildi bu. Ne oldu ama? Şimdi onların amaçlarına bir şekilde dönüştürebilecek Belki istedikleri karşılığı tam olarak alamadılar. Ee, draft yani onların istediği biliyorsun takas döneminin sonunda en özlü özlü isimli Jeremy Grant. İki birinci istiyorlardı. Bir tane alabilirler. Ve hani garip bir şekilde aldılar. Yani önce Portland'a mesela Jeremy Grant'i yollarken onlar bunun karşılığında işte yani aslında insanlar aldıkları şeylere baktığında ya yani düşük kalitede bir paket aldı dedi. Ama onu Jalen Drone'a e çevirebildikleri için yani Kemba Walker'ı aldılar. Kemba Walker'ın 9 milyon dolarlık kontratını aldılar. Milwaukee'den aldıkları 2005 draft hakkını yolladılar. Ve bunun karşısında Jalen Dern'ı aldılar. O yüzden de baktığında aslında Jeremy Grant'ı sen bir lotarya oyuncusu karşısında yollamış oluyorsun. Yani dolaylı yoldan bunu Troy Weaver yaptı ama yapmış oldu. Ve sonuçta ne oldu? Kate gibi yanına ilk adım hızlı, belki pasörlüğü çok kuvvetli olmayan, oyun zekası gelişmeye açık ama patlayıcı bir oyuncu koydun. Şimdi Kate Cunningham gibi bir oyun zekasının yanına Jaden ilk adımını koyuyorsun. E Sadik Bey gibi alan açan bir oyuncu var. Jalen Dern'ın pick and roll oynayabilen bir uzun. Isaiah Stewart gibi savaşçıya sahipsin. Ve en önemlisi cap space yarattın kendine. Aynen öyle. Yani bütün şeyi mali yükümlülüklerden tamamen kurtuldun. Elinde gerçekten sürükleyici olabilecek, lokomotif olabilecek. Yani ileride süper yıldız olabilecek Kate Cunningham var ve çekirdek olabilecek işte Dürün'den emin değilim ama Jaden Ivey'nin öyle bir potansiyel. Jaden Ivey biraz çok tartışmalı oyuncular. Var. Evet. Bir tane olağanüstü özelliği var ki bu olağanüstü özelliğe sahip olduğu sürece potansiyeli sınırsız oluyor. Fakat diğer yanları toplaması. olan üstü özelliği inanılmaz çabuk. Hı hı. Yani korkunç hızlı bir ilk adımı var. Biraz jamorant 2 diyorlar. Jam Fason jamorant diyorlar. Yani şutu biraz soru işareti. Ee, pasörlüğü ve oyun... Oy e, okuması okuması pek jamorant gibi değil. En azından NBA'ye gelmeden hı hı. onu ölçmek. Ama bu kadar süratli olduğun sürece hele ki Kate Cunningham'le ile yayınlıyor. Çünkü Kate Cunningham çok daha ölçülü, çok daha bir şey, daha fizikli, daha kanat gibi bir oyuncu. Hani bu... o e, Ivy de asıl büyük problem oyun kurucu fiziğinde ama tam oyun kurucu gibi değildi. Abi Kate Cunningham için ideal partner yani. Olabilecek en iyi partner. Ben eminim yani Detroit bir numara yani Detroit için bu listede belki de en hedef gösterdikleri oyuncu bile olabilir. Ya yani şansları işte ben burada. Ben Keegan seçince sakramatı kucaklarına düştü. Evet yani Trey Weaver tabii Jaden yaptığı için bir başarı ama aslında öbür taraf şanslı. Evet. Yani 5'te kim kalsa Jaden Ivey alırdı zaten. Ee, şimdi bir de onların Miles Bridges'e gidebileceği konuşuluyor. Doğru. Şimdi Jaylen Brans'ını almaları saçma olur şu denklemde. Çünkü Kate Cunningham ve Jaden Ivey var. D'Andre Ayton'a gidebilirler ama orada da iki tane oyuncuları var şu anda. Stewart ve Durham var. Stewart bence... E, o... Ya yedek uzun gibi düşünebiliriz onu. İlk sezonunda, çaylak sezonunda çok etkileyici belli şeyler göstermişti ama e, onun ancak yedek uzun olabileceğini bence onlar da kabul ediyor. Ama Karanay Miles Bridges'e maksimum kontrat verebiliyorsun şu an. Aynen. Ve şey çok acayip. Jaden Ivey, Kate Cunningham, Miles Bridges, Jalen Duren ve işte ya Sadik Bey'le Abi baya baya 5 bu ya. Baya 5 yani. Ve hepsi 25 yaşın altında bir 5. Bu... Ve bunların arasında süper yıldız potansiyelli bir tane var. Çekirdek olabilecek Miles Bridges'ın yani yetenek olarak hiçbir sorunu yok. Kafaca bir seviye atlaması lazım. Eğer abi Jaden Ivey şutuna biraz bir, yani Jamorant seviyesinde şutunu geliştirebilir. Jamorant seviyesinde çok iyi şutlar olmasına gerek Getirebilir. Miles Bridges kafaca bir değişim yaşarsa, yeteneklerini sayesinde abi bir anda Detroit gerçekten önümüzdeki 7-8 yıl her sene üzerine koyarak gidebilecek bir çekirdeği kurdu bile. Ve mali olarak hiçbir yükümlülükleri olmadan. Miles Bridges'i alırlarsa. Bu arada evet onu şu anda almadılar. şartlar bize kızmasın. Alsalar bile zaten mali yükümlülük olacak. Evet ama Troy Weaver şey demiş. yani Onu alamazlarsa bile kanata en azından bir tane çok daha az kontratlı ama veteran bir oyuncu alabilirler. Yani takıma daha düzen getirmesi i̇şte için. İşte en büyük sorun da orada başlıyor yalnız. Ne dedik? Kimi seçecekleri önemli orada. Ne dedik abi? Hı -hı. Bir numaralı değer en büyük geçer akçe kanat. Fizikli kanat bulmak çok zorlaştı. Çünkü şöyle de bir durum var. Mesela en iyi kanat kombinasyonlarını düşünelim şu anda. Kawhi, Paul George, hı hı. Jalen Brown, Jason Tatum. Tatum gerçi finali çok kötü oynadı ama onlar bile, mesela Clippers ne yaptı abi bu sene? Gidip Norman Powell'da 6-7 tane bunlardan barındırmaya başladılar. Yani en iyi kanatlar bizde dediğin zaman yetmiyor abi. Baba üç tane daha ver diyorsun. Çünkü dördünü yan yana oynatma ihtimalin var eğer yet o yetenekleri yani o çok yönüne sahiplerse. Herkes bunun peşinde. Hatırlıyor musun bundan 3-4 sene önce ben şey diyordum e, işte 2020'lerin prototip evet olabilir. Amerikan Mutfağı'nın ilk sezonda konuşuyorduk adam meme olmuştu o ifade evet. ve yani karşılığı da bu sezon aslında çıktı şöyle şimdi prototip en iyi demek değildir bir onu anlatalım yani hani işte bir Celtics başarılısı olduğu zaman abi prototip ne oldu şimdi prototip bir model demek. Hı hı. Model de şu. Temelini söylüyorum. Bunun tabii bir sürü alt başlığı ve detayı var. Bir tane ana delici, bir tane ana çember savunucu. Sadece bu özelliklere sahip olmamaları gerekiyor. Biraz evvel bahsettik daha çok yönlü Ve üç tane çok yönlü kanat. Bunu yaptığın zaman zaten şey yapıyorsun. Yani bu ana takım kurgusu oluyor. Bu arada bu kanatlar o kadar çok yönlü olmaya başladı ki orta vadede 5 tane bunun işte Paolo Bancaro örneğini verdin ya sen. Paolo Bancaro, Franz Wagner, işte o Isaac. O. O. Isaac işte o üçünü de oynatabiliyorsun. Abi bunlardan eğer yeterince gelişim sağlarsa Paolo Bancaro'yu oyun kurucu oynatabilirsin. Yani işte atıyorum Doncic, Franz Wagner, Paolo o işte Jabari Smith, Jason Tatum. Ya yani bu 5'li de oynayabilecek her pozisyonda oynuyor bu oyuncular. <laughs> Ama asıl mesele bir tane ana delicin var mı? O oyun kurucu oluyor genelde yani fiziği ve oyunu itibariyle ya da bir numara oluyor. Oyun kurucu demek doğru değil çünkü oyunu herkes kuruyor artık bir numaran delici mi? Ana daha doğrusu main initiator diyorlar. Yani top yönlendirici diye ben tercüme <laughs> etmeye çalışıyorum. Ana aksiyon yapan oyuncunun delici mi? Delicilik çok önemli orada çünkü aksiyonu çok daha çeşitlendirmek için. Ve arkada gerçekten bir bekçini var mı? Yani bunlara sahipsen geri kalanlar artık çok yönlülük üzerine fizik üzerine kurulur. Fizikli ve toplu oynayabiliyor olmak. Bir zamanlar işte 3 dediğimiz yani üç sayı atıp savunma yapsın dediğimiz Trevor Ariza modeli hı hı. oyuncular artık çok geçersiz kaldı. Ya yine draftta seçiliyorlar ama belli takımların onlara ihtiyacı oluyor. Ve mesela. onları yani abi bunlardan al Montet olmuyor artık. Hı hı. Bunlardan bir tane falan barındırabiliyorsun. Topla oynayabilmesi gerekiyor oyuncuların Şu, en azından 3-4 tanesi. O yüzden mesela Detroit'te öyle bir hamle yapabilir. Yani Miles Bridges'i almazsa ama zor. Pazar zor orada. İşte o yüzden bu kanatlar o kadar değerlendi ki orta seviyelerini bulmak bile zorlaşmaya başladı. Kan abi orada şimdi Detroit'ten bahsettik. OKC aktif olan takımlardan biriydi. Chet Holmgren'i zaten aldılar. Az önce biraz konuştuk ama Usman Dieng için de onlar ellerinde çok draft hakkı olduğu için 3 tane draft hakkı feda ettiler. Orası biraz şey yalnız. Evet. Onu hemen açıklayayım. Şimdi bakıldığı zaman New York bir tane draft hakkını üç tane draft hakkına dönüştürmüş gibi o kadar basit değil o hikaye. O draft hakları anormal korumalı. Evet. Büyük ihtimal ikinci turlara dönüşecek onlar. Evet New York zaten farklı anlaşmalar yaptı. Uzun süre çözemedi insanlar. Hmm. New York kimlerle ne yapıyor diye. Yani neden New York kendi 11. sırasını kullanmadı diye ama Sam Prestor'da Cenk'teki potansiyeli ki ham bir potansiyeli olduğu çok konuşuluyordu bunun ama. ama... Hamları çok seviyor. Evet çok kreşte. seviyor. Yani tavanıyla tabanı en uzak oyuncular Sam Preston'un oyuncuları. Çünkü tavan hedefi yok şu anda takımın. E, hatta Ben Bayama için bile bu sezon zaten yine yatabilecek konuşuyor ki Holmgren'le onu yan yana koyduğunda artık ya, akıl almaz bir şeye dönüşüyor takım. Kokuşevski, <laughs> Holmgren şey gibi. Görüyoruz ya bak, Franz Wagner, Polo Bankero şey <gülüyor> sayıyorsun. <gülüyor> e, sayıyorsun. Burada da 3 tane yan yana koyduğu zaman bir tane Embiid kalınlığına erişiyorlar. Ama ben yani, yani banyana çok özel bir oyuncu. Tabii. Ama onlar da mesela zaten Şeygilcis Alexander ve Gidi'ye sahip oldukları için Holmgren'i aldılar. Onlarda da mesela makul 5 var. Yani bu takım yine doğru düzgün maç kazanmaz orada, ama. Şeygilcis Alexander'da pozisyon için oldukça ince. Gerçekten garip bir 5'e sahipler orada. Ee, Oklahoma Kastin'in böyle bir hamlesi vardı. Orada seçen takımlar içerisinde senin en dikkatini çeken kim oldu loterya civarlarında? Valla şöyle ben lotaryanın yani draft'ın başından çok etkilenmediğim için. Hı -hı. E, bu, ya bu arada yanlış anlaşılmasın. Çünkü ya, hakikaten değerli oyuncular. Fakat e, çekirdek ve lokomotif arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Yani takımın hani süper yıldız potansiyeli. Ben açıkçası biraz daha aşağılardaki bazı oyuncuları. Mesela e, Indiana bence çok mantıklı. Maturin'in en olgun, en hazır ve en komple oyunculardan biri gibi gözüküyor. Çok çabuk ta, yani e, Tyrese Albert'ın yanına ikinci bir parça olarak yetkileyebilir. Onlar suçlayacak. Fakat ben iki tane oyuncu benim çok dikkatimi çekmişti bu draftta. Biri e, Jeremy Sohan. Hı hı. E, San Antonio aldı onu. O e, 2-3 sene içinde 5 numaraya dönüştürebilirler sonraki dönüştürecekler muhtemelen. Ee, i̇deal yeni jenerasyon 5 numaralardan biri gibi olacak Jeremy Sohan. Yani 4 de oynayabilir ki 4 başlayacak muhtemelen daha fizik yetimliği geçmeyecek ama orta vadede 5 olacak ve yeni jenerasyon 5 numaralarının en önemli örneklerinden biri olacak. Ben Sohan'ı çok beğendim. Fakat bu draftın en büyük potansiyeli Chet Holmgren'in eğer çok özel bir oyuncu olacağına inan, inanıyorsan bir şey diyemem çünkü. Hı hı. Yani... Acayip iki on beş boyunda her şeyi yapabilen oyuncu diyorsun. Ben inanmıyorum. Hı hı. Yani o kadar ince oyuncuların çok zor. Çok zor. Yani olabilir şey demiyorum ama e, ben o kadar yatırım Bu draft'ın en acayip oyuncu Shaden Sharp. Yani Shaden Sharp hakikaten çok süper süper yıldız potansiyeline sahip. Sorun şu ki... Şehrin Şaptan bir yıldır haber alınamıyor. Ve haber alınamaması sebebi sakatlık falan da değil. Ya idmana çıktı kent hareketi ama maç oynamadı. Ve niye oynamadı abi? İş ile ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Disiplinle ve işte biraz Kevin Porter Junior esintileri var. Çok işte küstahlığı söyleniyor. 18 yaşında bu kadar küstah olunur mu falan deniyor. Kente John Calipari gibi yani oyuncunun her tür kaprisine şey açan, alan açan bir koçla bile çalışamamış bir oyuncu için bunlar çok ciddi soru Ama abi acayip bir yetenek. Ya şut yaratma kabiliyeti zaten liseden itibaren onu listelerde başa koyuyor. Abi gerek oyunu gerek fiziği yani Hı. ham maddesi de e, en azından beceri demeyelim ama yeteneği de akıl almaz bir seviyede. Zaten rüya gibi bir fiziğe sahip abi. Adam 196 97 2.10 kulaç açıklığı var olağanüstü bir doğru Eller çok büyük. inanılmaz akıcı. Net şutör acayip bitirici. Yani o fizikli kanat dediğimiz belki biraz ince ama yani iskelet en azından zayıf değil. Biraz da şey yaptıktan sonra o senaryonun en ideal örneği bir şutör her şeyi yapıyor ya. Ama gittiği takım itibariyle ha? ilginç bir yere düştü. En ilginç yere düştü bir Yani de. iki farklı zaman içinde şu anda e, Portland. Bir Damian Lillard etrafında rekabetçi bir takım geliştirmeye çalışıyorlar ki şu anda baktığında aslında Jeremy Grant, Josh Hart, Damian Lillard, Anthony Simons ve 5 numara Yusuf Nurkic Nurkic başka bir 5 numara da e, Batı'da kendi seviyesinde Portland seviyesi rekabetçi olabilecek 5. Şimdi bunu Nürnberg'ün de şeyin şarpı aslında çok fazla şut bulabileceği fırsat yok orada. Çünkü Lillard ve Simon şutları atacaklar. Şey çok ilginç. Eğer Port biliyorsun Port'un bir satılma süreci var. Port'un satılıyor. Satılmak zorunda çünkü vefat eden sahibi Polelli'nin miras mirası oydu. Yani bütün elindeki ee menkul ve gayrimenkulleri satıp hayır işlerine yatırılmasını söylüyor. O yüzden Portland satılıyor. Yoksa başka bir sebepten değil. Ama Portland satılacak bir satılma sürecinde. Phil Knight alabilir Nike sahibi. çok büyük ihtimalle olacak hmm. zaten Portland'dan ayrılmamasını istemiyorlar. Ee, ama satılma sürecinde. Fakat bu sırada çok reset yapmak için çok uygun bir yerler uygun bir yer değiller. İşte Norman Powell'dan vazgeçtiler. Hmm. Yani bir sürü takas Abi Lillard'ı da uygun bir paket karşında verseler tamamen reset yapabilirdim. Anthony Simons kalırdı onun etrafında işte yeni oyuncu Shaden Sharp doğruydu. Şimdi şimdi Jeremy Grant takasını yaptığın zaman ve açıkçası bütün söylemler de Demir etrafına rekabetçi olmak, olmak üzerine kuruluysa hı hı. şimdi Shaden Sharp hiç olmadı oraya. Yani hiç olmadı. Ee, ama sonuç itibariyle en iyi oyuncuyu sen al, o değerini bulur zaten yani. Tabi orada yani Shaden Sharpe'ın senin az önce bahsettiğin o eksi tarafı takımları biraz korkuttu. Yani evet. işte bu bazı oyuncular öyle. Mesela AJ Griffin de potansiyelini herkes söylüyor ama sakatlık orada korkuttu. Shaden Sharp'ta karakter ve o bir seneli kara ya zaten insanları korkuttu. Abi, bir kere daha söyleyelim. Bunların hepsi olağanüstü oyuncu izleme komitelerine sahip. Hı hı. Yani Shaden Sharp'ın ne olduğunu herkes biliyor. O zaman ilk 3te seçilirdi. Eğer bu potansiyele ulaşma ihtimali %50'nin üzerinde olsaydı zaten seçilirdi. O riske girilirdi yani. Ee, ben de en lezzetli hamleye D'Anton'u Melton'a ekleyeceğim. Aa, burada. Takaslara ee, Yani D'Anton'u Melton'la bunun içinde konuşup sonra diğer takaslara dönebiliriz istersen. Çünkü Daryl Morey 23. sıra hakkı ve Danny Green'in kontratı, Danny Green, Dan Green sakatlı sebebiyle oynamayacak bu sezon. Memphis'e yolladı. Memphis oralardan kanat bakıyordu zaten. Çünkü Melton'la uzun vadede bir şey yapmak yerine bir çaylak kontratına girmeyi tercih ediyorlar. David Rowe aldılar orada. Araya girebilir miyim? Oklahoma City zaten ana çekirdeği kurduktan sonra işte bak herkes kanat arıyor ya. Kanat için neler yaptı hatırlıyor musun? Abicim şey riski için Justice Winslow Justice Winslow için neler neler var. Igadala'yı denediler, Justice Winslow'u denediler. Her şeyi deniyorlar. Evet. Draft'tan Zaire Williams'ı evet. nereden seçtiler? Yani tüm amaçları o ama işte abi o kanadı bulmak çok zor. Burada da yani David Roddy'ye onlar yükseldiler ki yine zaten iki tane farklı draft hakkını verip yükseğe çıkmayı tercih ettiler. Bir tane daha Jack de aldılar. Evet Jack Laravia'yı de aldılar onlar. Yani zaten onlar işte Jack Laravia için yukarı çıktılar. Ee, David Roddy için de bir takas içine girdiler. Zaten Zach Kleiman döneminin en önemli özelliği bu. Kanat bulmak için ya da işte inandıkları oyuncuları bulmak için yukarı çıkmayı tercih ediyorlar. Ama Philadelphia kendisi için çok iyi bir oyuncu Kesin. buldu. Yani rakibin Kesin. oyununu çok iyi bozabilen, müthiş savunma baskısına sahip. Bir de Philadelphia'da hep şu vardı. Ya ucum yapıyorsun en bitişte işte ya da savunma yapıyorsun. Çift yönlü oynayabilecek oyuncu yoktu. Bu Burada topu elinde bulundurmadan yüzde %40'lara yakın, her zaman öyle atmayacaktır, üçlük atabilen. Topu elinde bulundurabildiğinde bir şey yaratabilen, savunma ve ucunda sana artı getirebilen ve 8 milyon, 9 milyon dolar alan bir oyuncuya sahip oldular. Müthiş bir hamle Daryl Morey'den. Daryl Moore zaten bu detay hamlelerde Harika. harikadır. Aynen. Yine bu kadar nokta atıyor. Ben The, the Melton'u çok aşırı severim. Hı -hı. Yani hani no, hak ettiğinden fazla seviyorum, ayrı konu. Fakat çok istikrarsız olduğunu da biliyoruz. Yani bir ay, işin iyi canı bir maç falan da, Bir ay yüzde %40 atıp bir ay %20 atabiliyor. Fakat abi onun skoruna çok fazla ihtiyacın var mı? Bu takımda yok. Ama onun çok yönlü her zaman olacak. Yani Harden Maxi ve Embiid'in yanına koyuyorsun ideal parça. Ve abi çok nadir bulunan özelliklerden biri çember savunabilen kısa. Yani Embiid olmadığı zaman veya Embiid pota uzaklaştığı zaman... Mes şeyin en büyük sorunlarından biri diğer oyuncuların hiçbiri puta altında ya yani Matisse Taybul bir miktar belki ama o da tam öyle değil. O daha çok takip savunmacısı. Oralarda durabilecek ve oralarda fizinden daha büyük oynayabilecek oyuncu. Melton bunların şaikalarından biri belki de. Olağanüstü bir top çalma, olağanüstü bir blokçu, oyun kurucu özellikleri var. Şu, hani çok komple bir paket artı inanılmaz bir savunma İsviçre çakısı. Tam Philadelphia'nın arada oyuncu. Maalesef çok istikrarsız. Zaten daha istikrarlı olsaydı çok daha üst seviye bir oyuncu olabilirdi. Nedense, ben onu çok anlayamadım ama Taylor Jenkins herkese eşit şansı verirken, Melton'a çok... Melton evet. hak ettiğinin çok daha, ya, hak ettiği demeyelim muhtemelen, Taylor Jenkins'in beğenmediği, bizden çok daha yani birebir çalıştığı için. Tiles olsa daha çok güvendi çoğu zaman. Bütün Hı -hı. oyunculara daha fazla Hı -hı. güvendi ya. Yani, e, Diandre Melton o şeyi pencereye çalan, DeAndre iyi oynadığında bile açmadı. Uygun olmadı yani uymadı şeyleri, e, dokuları ama Philadelphia için... Yapılabilecek en iyi hamle. Ama bence Memphis'de arayacak. Phoenix'ten onu çok güzel bulmuşlardı. Öyle bir parça daha bulabileceğine inanıyorlar ki bulabilirler. Çok yetenekler bu anlamda ama Dianton Melton ilginç bir parçaydı. Bence de arayacaklar Kaan abi. Başka sevdiğim bir hamle yoksa kısaca söyleyeceğin istersen diğer takaslara geçelim. Yani bir şu tek... oyuncu önemli diyebileceğin kimler var mesela ee, burada? İşte Mark Williams'dan bahsettik. AJ Griffin'den sen bahsettin. Özellikle savunma tarafı çok güçlü olduğu için e, Trey Young'un yanında da iyi bir hamle. Ya açıkçası bütün hemen hemen hamleler takımların kendi hedefleri doğrultusunda Hı -hı. istediklerini yaptıkları... Bir tek şey değineceğim ama o Denver takası sırasında konuşuruz. Cem Michael Green takasında. Peyton Watson'ın ilk turun son sırasında seçim Peyton Watson'da da takaslarda değiniriz. Ee, gerçekten ilginç seçimler var. ya. Yani. Miami'nin Avrupalı oyuncu seçmesi, Nikola Jovic seçmesi çok ilginç seçimlerden biridi. Patrick Baldwin'le Warriors bir potansiyele gitti. Üniversitede kötü başlangıç yapan ama lise kariyeri çok e, e, çok önemsenen bir oyuncuyu tercih etti. Cleveland şuta gitti Avaji ile ki orada AJ e. Griffin'e gidebilirlerdi ama onlar daha Triandia yani üçlük atabilecek ve savunmada ayakta durabilecek bir oyuncu tercih ettiler. Spurs'te Jeremy Soğan'ın Black Beasley'i çok öven var onların yaptığı seçimler arasında ve Brown'a mı çok övenler var? Bu arada Brown'a da Bruno'da yani evet. E, pota altına Sohan'ı aldıktan sonra iki tane oynayabilecek potansiyeli olan hani tavanları biraz soracağız ama iki tane guard daha aldılar. Hani San Antonio yine... Cender için bir şeyler yaptı. Aynen abi. şimdi Derek White'tan da de vazgeçtikten sonra yine kısa değil orta ve uzun vade için yatırımları sürdürüyor. E, draft'ın bence en... Ya, Şans bence çok büyük yanlarındaydı. En karlı çıkan takımı Detroit. Hı hı. Şans tabii ki. Jaden Ivey şansı da yanlarındaydı. Onun dışında muhtemelen San Antonio. Evet San Antonio da çok güzel bir draft geçirdi. O zaman e, son takaslara geçelim. Geçelim. O zaman senin son söylediğin kısımdan başlayalım Kaan abi. Peyton Watson dedi. Niye senin ilgini çekti? Niye ilgimi çekti? Şöyle e, Peyton Watson çok kutuplaştırıcı bir oyuncu. Denver'ın bu oyuncuya yöneldiği şuradan belli. Takasla bu hakkı aldılar. Ve Cemay, tabii aynı zamanda Jamaica Green'in istediğini veremediği için onun kontratından kurtulmak da istiyorlardı. O da bir parça ama 30. sıra seçimi Oklahoma City. Şimdi Oklahoma City bir sürü draft hakkını birleştirip daha yukarılara çıkmaya çalıştı bu e, takasta. Bunun da en temel sebebi Oklahoma City sürekli draft hakları biriktiriyordu ama abicim 20 tane draft hakkında abi kadro 17 kişi zaten. Zaten alacaklar. Yeni draft hakları da alacaklar. Yani 3 tane harcayabilirler. Harcayabilirler ama yani hmm. çok fazla draft hakkını bir yerde konsolide etmen gerekir. Bu 30. sıra draft hakkını birine vermeye çalışıyorlar. Yani Denver burada müşteri olarak çıktı. Ee, ilerideki bir, bir yani bu 30. sırayı ilerideki bir hakka çevirdiler çok daha iyi olacak bir hakka yani açıkçası yenilettiler gibi yani milleri uzatıyorsun ya böyle e, vadesini uzatıyorsun fakat Peyton Watson şu açıdan önemli Denver'ın oyuncu izlemesi konusunda çok iyi işler yaptığını ve gerilerden çok iyi oyuncu seçtiğini biliyoruz fakat bu Peyton Watson lisede bir sene önce lisedeyken olağanüstü bir potansiyel olarak görürken o kadar kötü bir sezon geçirdi ki yani hakikaten oynayacak hal, üç buçuk sayı ortalama önemini bitirdi Kobe sezonu ve herkes aman abi şey bazı oyuncular vardır hani potansiyel hiçbir şey olmuyor bundan hiçbir şey olmaz dediler fakat o riske girdi Denver yani onun potansiyeline çok inanmış gözüküyorlar onun gibi bir oyuncu daha var bu arada Jaden Hardy yani bir sene önce düştü Bir sene önce ilk 10'da hatta Jaden Hardy için ilk 3 derken Peyton Watson 30. sırada Jaden Hardy 32. turun 7. sırasında seçildi. Evet Dallas'a gitti. Dallas orada, gitti. söyleyelim orada. Dallas da orada çok iyi iş yaptı yalnız. Evet. ya yani Lakers da bu arada 35'i aldı. Max Christie'yi evet. seçtiler orada. Onlar da bir draft hakkı istiyorlardı. Dallas Jaden Hardy aldı. Dallas demişken şeyden de bahsedelim Kaan abi. Christian Wood'u aldılar onlar takas üstüne Çünkü üstüne arkası yeni gelecek star oyuncu, Drafttan getirecekleri oyuncuya yer açmak istiyordu orada. Ee, Dallas Mavericks için yani Chris Chimut kağıt üzerinde aslında Luka Doncic'te pick and roll ve pick and pop oynayabilecek bir oyuncu. Tabii ki savunmasındaki sorunlardan bahsedebiliriz ama en azından bir tane daha top eline verdiğinde 20 sayı atabilecek oyuncuya sahip oldular. Bu Dallas Mavericks için bir artı değerdir. Şöyle biliyorsun geçtiğimiz yıllarda Chris daha değerli Hı -hı. gözüktüğü yerde ben Chris Chimut'u hiç beğenmeyenler dedim. Yani hani uzak olsun diyenler dedim. hatta ilk üstüne geldiğinde çok daha değerli gözüküyor. Fakat olabilecek en iyi senaryo bu. Yani Maxi Kleber'le şeyin birleşimi gibi. E, Dwight Powell'un birleşimi <laughs> gibi. Yani hem dışarıdan şut atabiliyor hem içeriye devrilecek. İki geliyor. türlü oynayabilen bir uzun. Savunma tarafı hmm. biraz soru yani. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Bir, kontratı çok mantıklı. 14. Ve son senesinde yani Christian Wood'un e, Houston'da yaptığı o kaprisleri, umursamazlıkları yapabileceği bir senaryo da yok. Yani kendini zorlaması lazım. Artı, onun en iyi özelliklerini, onu değerli kılan, onu kaliteli kılan her şeyi en iyi yapabileceği yerde. Yani Dallas'ta Doncic yanında oynayacak. Christian Wood diğer 29 takım için olduğundan çok daha değerli ve çok daha etkili olabilecek bir senaryoda Dallas'ta. Sadece zihinsel olarak şuna hazır olması lazım Can abi. Houston'da top almadığı için rahatsız oluyordu ama burada hiç top almayacak bazı bölümlerde çünkü Luka ile oynuyor. Luka ile oynadığının bilincine varması gerekecek. Yani Luka ona doğru yerlerde topu verir ama az top verir. Az topu ama o kadar etkili ve <laughs> <laughs> kontrat yılında olduğu için de bence pek ağzını açamayacaktır. Jalen Brunson çok önemli orada. Dallas Mavericks'in Nick Harrison genel menajeri. Biz Jalen'ın aksini duymadık. Jalen'ı tutmak istiyoruz dedi. Ama Bakın New York Knicks ya. yaptığı hamleyle işte Kemba Walker'ın 9 milyon dolarlık kontratını yolladı. Şimdi Alec Burks ya da işte Alec Burks ya da Nerlens Noel'den birini takasla yollama ihtimalleri var. Taj Gibson'ın kontratından kurtulma ihtimalleri var. Böyle olursa New York Knicks'in 24 milyon dolarlık bir boşluğu oluyor Kaan abi. Ve Jalen Brunson'ın babası Rick Brunson'ı asistan koç yaptılar. Tom Thibodeau'nun eski dostlarından biri zaten. O yüzden de New York Knicks, Jalen çok yaklaşmaya başladılar birbirlerine. Şu an Dallas Jalen Brunson'u kaybedebilir. Ee, peki Jalen Brunson'a atıyorum işte 4 yıl 100 yaklaşık 4 yıl 100 milyon dolarlık bir kontrat verir misin? Ee, <laughs> ya yani 24 milyon verebilirim ya. Verebilirim. Çok zor bir denklem. Çünkü ikamesi de şu anda Dallas için yok. Yani Luka Doncic'i şuna ikna etmen lazım. Christian Wood'u aldık ama Brunson'u yollayarak aslında geri adım attık. Bunu doğru, kabul ettirebilir misin? Psikolojik doğru da, olarak. Şimdi Jalen Brunson'un ne kadar değerli olduğunu falan. Ama abi bir anda... Yani onu ikinci opsiyon yapacaksan ya da işte New York'ta muhtemelen birinci opsiyon olacak. orası için yeterli değil bence. İşte 4 sene 52 milyon dolarlık kontratı Dallas yapmadı onunla. Yapabilirlerdi geçen sezonun başında. işte 52 yapacakken 100'e gidiyorsun bir anda. Çok zor bir denklem. Eee Jaylen Brown'ın pazarı önemli olacak ama New York'un söylediğin gibi 3 tane takas hakkı aldı, draft hakkı aldı. Ama üçünde koruması var. Yani bir tanesi Detroit'ten, diğeri Washington'dan, diğeri Milwaukee'den ama işte 18 korumalı var, 14 var, 4 var. Yani hepsi lotarya içinde olmayacak bu draftlarda. Ve e, Milwaukee dışında olanlar eğer seç yani o korumaların içinde kalırsa ikinci tura dönüşüyor. Yani evet. ilk tur bir sonraki sene ilk tur seçimi yapmıyorlar. O yüzden yani üçe çevirmediler ama sonuçta karşılığında istedikleri şeyi yaptılar. Yani e, takas boşluğu e, şey boşluğu aldılar. Cap boşluğu açtılar. E, şeyi de Osman'a Ceng'e de çok önemli. Yani 11. sıradan da birini seçmek istemiyorlarmış. Hı hı. Aslında New York kendi hedefleri doğrultusunda e, mantıklı işler yaptı ki New York'un uzun süredir mantıklı işler yaptığını görüyoruz Leon Rose döneminde. Ama eğer bütün her şey bu Jalen Brunson'a 100 milyon dolar vermek içinse yani yıllık 25 milyon dolar vermek içinse Kayri de bekliyorlar. Belki Kyrie'yi olabilir. Belki şimdi. de Kyrie olabilir. Tabii Kyrie tatış <laughs> onu e, daha sonra konuşacağız. E, başka yani e, yaz transfer dönemi He. programımızda. E, ama e, ya ben Jalen Brunson'un yani Jalen Brunson'u bu kadar üst seviye bir konuma koymanın hani hem kontrat hem rol olarak o kadar iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Ya New York artı der Katar bence. Katar da abi şimdi New York kattı diyelim Hı -hı. tamam mı? Çok da iyi Hedef olduk. ne diyeceksin? Ee? Hedef işte Tom Thibodeau'nun o ilk sene Randall'la yaptığı şeyi ikinci tura taşımak hedef. Ee? Yani onu istiyor New York Knicks. New York Knicks. Üç sene sonra ne yapacağız? 3 sene sonra da başka türlü bir yapıyla. Yani Randall'ın kontratın bitmesini bekleyecekler onlar. Hani niyetleri bu. Mantıklı mı tabii ki tartışılır. Orada şunu da söyleyelim. Geçen sene yaptıkları hamleleri sadece kurtulmaları gereken bazıları var şu anda. Berks'un sakatlıkları şu su bu su var. Ya yani onlardan kurtulamazlarsa Leon Rose hedefine ulaşamayabilir ama ulaşacak gibi görünüyor şu anda. Sana kritik soruyu soruyorum. Hı -hı. Kurtulmak istedikleri diyorsun. Randall bunlardan biri mi? Ee, yani şu an kurtulamayacakları bir isim. Ve seyirci ile Randall'ın arası pek iyi değildi. Belki yaz aylarında çocuğu Randall'ın oğlu barıştırır onları ama şu an çok iyi durumda değil onlar. Ve psikolojisi olumsuz döndüğü zaman Randall'ın oyunu anormal etkileniyor. Yani. yani, zaten bence geçen önceki seneki yani geçen sene mi diyelim artık geçen sene diyelim. Hı hı. Daha sezon bitmedi diye çok istisnaydı ama o seviyede kalamayacak kalmayacağını tahmin etmeleri gerekiyor. Ve Kaan abi arabi alabilirlerdi. Yani 5 numara alabilirlerdi ama Mitchell Robinson'ı tutacaklar demek evet. ki. Yani Brunson alıp ya da işte Kyrie'yi alıp Mitchell Robinson'ı tuttukları denklemi yapacaklar gibi görünüyor şu anda. Bakalım New York Knicks'i çok konuşuruz zaten. Yaz transferinde de konuşuruz. Baş başka ekleyeceğim bir şey yoksa Kaan abi kapatıyorum. Yani eğer Demiyor sanki Carlo Matkovich almayan diğer 51 takım büyük bir hata yaptı. Draftı yavaş yavaş kapatabiliriz. Kapatıyoruz ve bu da aslında resmi olarak yani bu gerçek draft özel programıydı ama evet. resmi olarak 2021-2022 sezonunun sonu oluyor. Efendim daha önce de söylemiştik. Yazın bir tane programımız olacak. Hı hı. Temmuz'un 10'u, 12'si falan gibi yani e, mali yıl bittikten sonra transferler ve takaslar olsun. Onları derleyip toplayıp gelecek sezona bir yaz transfer programımız olacak. Tek bir program. Onun dışında e, Ekim ayında görüşmek üzere diyelim. Aynen öyle. Sürçülisan ettiysek draft konusunda da kusurumuza bakmayın. Elimizden geleni draft ve takaslarda yapmaya çalıştık. Orada da toparlarız Kaan abi. Bakalım Fransa bisiklet turundan ben sağ salim döndükten sonra <gülüyor> <gülüyor> senle birlikte konuşuruz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.